Doja'yla devam 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 dediler ama bir yerde tabii ki bitti. Böyle bir strateji mi sence yürütülüyor yoksa gerçekten Jorge Jesus'la sonuna kadar şu an devam mı? İşin matematiksel boyutunda Fenerbahçe havlu atmadı, onu söyleyelim, ama yani her camianın bazı DNA'ları var. Fenerbahçe'de her zaman büyük oyuncular, yıldız oyuncular getirmiş bir kulüptür. Şampiyon olamadığı sezonlarda daha iyi. Şimdiki Fenerbahçe, yani arkadaşım isim vermiyor ama ben vasat bir futbol severim dedi bana. Son Fenerbahçe Beşiktaş maçı izledi. Fenerbahçe bazı oyuncuları ben tanımıyorum dedi. Yani aslında o biraz özetliyor durumu. Eski Fenerbahçe daha böyle gösterişli, Brezilyalı oyuncuların ağırlıklı olan Fenerbahçe'ydi. Bu seneki problem, İsmail Kartal öyle bir yapı bırakmıştı ki iki transferi iş bitecek gibiydi. Bir sol bek, bir ilk 11. Jesus'la birlikte çok transfer yapıldı. Yani işte Gustavo Henrique olmadı. Samet Akaydın, totalde verdiğiniz rakamlar. Bir de Luan Perez'e 10 milyon euro stoper harcıyorsunuz. Ki Minje'nin boşluğu da olmuyor. Sol bek birçok oyuncu alıyorsunuz. Osterwelde, Lincoln, Henrique orada kullanıyorsunuz. Alioski. Alioski. Ön taraftaki denemeler bir tek yani transferleri düşünüyorum Onur. Herhalde Batshuayi O da katkıyı beklentinin verdi. üstünde katkı verdi yani. Beklentinin üstü, onun dışı yok yani bakarsak. Evet. Çok karavana ve harcanan rakam da 43 milyon euro diye aklımda Çok ciddi kalmış. bir rakam. Oynattığı hocalık tarzı, ben şu yüzden Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor maçları kaldı. O maçlarda Trabzonspor'da kötü bir gidişat var maç Kadıköy'de. Zorluk sayısı yüksek maçlarda evet SOS veriyor Fenerbahçe. Onu net görüyoruz işte. Galatasaray 3-0 çok net oyunda. Beşiktaş 10 kişiyle 4 gollü bir galibiyet. Ama iş Anadolu takımlarıyla yaptığı maçlara geldiği zaman Jesus'un kurduğu yapı, atletizm, tempo bir şekilde onlara baskın geliyor. Yani çoğu maçı da 1-0'dan geriden gelip çevirdiğini hatırlıyorum. İşte Ümraniye olsun, Gaziantep olsun, lig sezon içinde. Muhtemelen matematiksel açıdan o iddia kaybolmadığı için doğal olarak devam edecekler. Ama bir huzursuzluk var. Bir gerçek var. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmazsa Jesus yeni sezona devam etmez. Bana soruyorsan ben Jesus olsun, Okan Buruk, işte şu an Beşiktaş'ın başındaki Şenol Güneş, o tarz teknik adamlar 2-3 sezonu tamamlasın. Muhakkak araya bir şampiyonluk sıkıştırır mantığındayım. Zaten Fenerbahçe'nin en temel problemi hep sistemde yapboz, yani sürekli sil baştan her şey. O ister istemez oyuncu grubun alışması. Kurulan yapı, tekrarlayayım, A sınıf oyuncu sayısı çok az. Lider oyuncu sayısı çok az ve doğal olarak zorluk sayısı yüksek maçların hepsinde. Yani sezon başındaki Dinamo Kiev maçını ekleyelim. Yine Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı elenebilirsiniz ama bu Sevilla'da eski Avrupa şampiyonu olan Sevilla değil. Yani göreceğiz Sevilla'nın Avrupa'da ki zaten hocalarını Manchester United şaştı galiba. bir de hocalarını da Ha, yolladılar yani. tabii. Orada da gidişattan memnun olmadıklarının özetidir aslına bakarsak. Tat kaçıyor taraftarın. Ben açık söyleyeyim, hani şu an için en net hedefin Türkiye Kupası olması gerektiğini düşünüyorum. Sebep de şu, bir kupa almalı artık Aynen, Fenerbahçe. zinciri kırmalılar. Ve yeni sezonda bir Süper Kupa maçıyla muhtemelen başlarsınız. Orada da kazanacağınız kupa ister istemez sezona moralli girmenize vesile olabilir. Ben artık çünkü o düşünceden sıyrıldım. Açık söyleyeyim, Galatasaray şu an şampiyonun en net adayı gibi. Olmadı diyelim Galatasaray. İşte Okan Hoca yine devam etmeli. Benim mantığım olabildiğince artık teknik adam Evet. da istikrar olmalı. İşte son şampiyonları hatırlayalım. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı hep yarı devre o takımlarla sezon tamamlayıp bir sonraki sezona girdiler. Okan Hoca Başakşehir şampiyon yapmıştı ama o takımın zaten tamamen Abdullah Avcı'nın bir 4 senelik alışkanlığı orada hani yapı aynen korunmuştu. Ben biraz istikrardan yanayım ama hani Jesus'un da tabii Jesus profili olduğu için laf etmiyoruz ama transferdeki hamleleri ve büyük maç performansı sonuna kadar eleştirilmeli. Peki tabii yalnızca Jesus değil, oyuncular da çok fazla eleştiriyor ve yönetim de aynı şekilde özellikle 4-2'lik derbi mağlubiyetinin Aynen. ardından çok fazla eleştirdi ve seçim yaklaşıyor haberleri bile çıkmaya başladı artık. Sen nasıl bir aksiyon alınmasını bekliyorsun hem yönetim hem teknik adam kısmında? Ben dün paylaşılan fotoğrafın çok samimi olmadığını, biraz göstermelik olduğunu düşünüyorum. Öyle bir fotoğraf paylaşılması gerektiği için paylaşıldı bence. Çünkü net bir şekilde hoca ve Jesus arasında, hoca ve başkan arasında hani ipler duygusal anlamda kopmuş durumda. Yani bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş derbisi sonrası hoca ve başkan arasında sert bir tartışma yaşandığını söyleyebilirim. Kaldı ki şöyle bir iddia da var. Hatta onu haber yaptık bugün. Galatasaray derbisi, kaybedilen 3-0'lık Galatasaray derbisi sonrası ilk gerilim yaşanıyor. Başkan ve hoca arasında ve uzun bir süredir de ikili, yani gerek
duymadıkça, mecbur kalınmadıkça yan yana gelmiyorlar çok fazla. O iletişimden kopmuş durumda. O çok net. Ya dolayısıyla dün evet bir destek verildi ama şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe mesela yarın kupada Kayserispor'a elensin. Akşamına bence Jesus'la yollar ayrılabilir. Öyle bir durumda şu an Fenerbahçe. Hani kesin sezonu Fenerbahçe Jesus'la tamamlar diyemiyorum. O biraz da işte Kayseri maçı, ardından gelecek Karagümrük maçıyla biraz bağlantılı. Evet Fenerbahçe şu anda bir maç eksiğiyle 9 puan geride. İşte 6 puana indirebilir o farkı. İşte Galatasaray'la bir maçı var deplasmanda da olsa. Halen bir şansı var matematik anlamında Fenerbahçe'nin ama şu an camiada tam tersi bir hava var. Yani sanki her şey bitmiş, tüm iddiadan uzaklaşılmış bir hava var. Bu Fenerbahçe'nin aslında son yıllarda yaşadığı bir klasik. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk yarışının içinde var, o zaman camia son derece güçlü, kuvvetli, havası iyi. Ama ne zaman bir kötü sonuç geldiği zaman o kötü hava, iyi hava anında dağılabiliyor Fenerbahçe'de. O yüzden Jesus'un geleceği şu anda tamamen bence Kayseri ve ardından gelecek Karagümrük maçına bağlı. Yani o fotoğraf, yani yönetimin Jesus'a sezon sonuna kadar destek verdiği anlamına gelmiyor bence. Yine Takvim Gazetesi'nde Sergen Yalçın ve Volkan Demirel iddiaları da var. Yani şöyle bir durum var. Sonuçta Fenerbahçe yönetimi, dediğim gibi Kayseri ve Karagümrük maçlarında olası bir kötü sonuç geldiği zaman ben Jesus'a sezonu tamamlanacağını düşünmüyorum. Tabii o durumda da mutlaka yönetim B planını şu an yapıyor. Bazı isimler konuşuluyor, düşünülüyor. Bu isimlerden bir tanesi de Volkan Demirel. Yani olası bir Jesus ayrılığında mutlaka ilk gidilecek isim Volkan Demirel olacaktır diye düşünüyorum. Bazı yöneticilerin Sergen Yalçın konusunda başkanın baskı yaptığı, fikir verdiği söyleniyor. Öyle bir şey de olabilir. Ama başkanın durumu da şu anda karışık. Yani şu an camiada çok net bir şekilde başkana bırak ya da kongre kararı al, işte yeni bir yönetim yap tarzında baskılar var. Yani ben Sayın Başkan'ın bu baskılara pek karşı gelebileceğini düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe için ufukta bir kongre gözüküyor. Başkan aday olur yeniden, yeni bir yönetim yapar, güven tazeler, o ayrı. Ama mutlaka ve mutlaka sezon sonunda Haziran ayı gibi ben Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurula gideceğini düşünüyorum. Peki, sen Kayserispor mücadelesinden bahsettin. Oradan devam edelim istersen. Yarın önemli bir karşılaşma var Fenerbahçe için. Şimdi Kayserispor da kupa macerasında ön plana çıkan bir takımlardan biri. Hangi tarafı daha şanslı görüyorsun? Fenerbahçe'yi görüyorum. Sebebi Çağdaş Atan'ın teknik adamlığını çok beğeniyorum. Hı hı. Hatta büyük takımlarda da çok sırıtmayacak bir hocalık profili. O da hep hücum tandanslı dokunuşlar yapıyor ama Kayserispor en son olarak geçen hafta Brezilyalı gazeteci arkadaşım mesaj attı. Campenaro orta saha oyuncusu da ülkesine döndü, ayrıldı. Yine sağ bekte Onur Bulut Beşiktaş'a gidince orada bir hücum oyuncusu, Gökhan benim bildiğim hücum oyuncusu. Üçlüye onu kullanmaya döndü başlıyor. Hoca ondan sonra. Evet. Tabii sistemi değiştirdi. İster istemez o sezon başı evet transfer yasağına ben çok takılmıyordum. Çünkü iyi bir kadrosu vardı yani. Yedek oyuncusu Emrah Başsan son Trabzonspor maçı göre yetenekli oyuncular var. İşte Tiam olsun ön taraftaki, Cardozo'yu da beğeniyorum ben. Sonuçta Mensah geçen sezon sakat geçirse de o yetenek bitmiyor. En son Mane de skor verdi. Fena bir oyuncu grubu yok ama ister istemez sezon sonlarına yaklaşınca o dar kadronun da arada zaafları ortaya çıkacak. Geçen sezon kupada final oynamıştı Kayserispor. Yine bu sezon kupaya renk kattılar diyebilirim o anlamda. Ama Kadıköy'de geçen sezon elemişlerdi Fenerbahçe'yi. Ben bu sefer biraz büyük takımlarda hani Fenerbahçe bu sezon çok yaptı onu. Galatasaray yenilgisinden sonra da tekrar bir seri yaparak tutunmayı, aynı reaksiyonu göstermesini bekliyorum açıkçası. Bir de gerçekçi de bakıyorum şu an. Ligde işi kolay değil Fenerbahçe'nin. Kupa şu aşamada en mantıklı hedef geliyor bana. Senin beklentilerin neden? Kadıköy'deki atmosfer de biraz önemli. Yani orada gidecek olan taraftar takıma destekten ziyade bir protesto amaçlı. Taraftar da bayağı düştü evet. Yani öyle bir atmosferde da, yani taraftarın protesto odaklı gittiği bir maçta Fenerbahçe zorlanabilir. Yani orada en ufak bir işte geriye düşüşte eğer yönetim istifa sesleri yükselir, futbolculara ıslıklamalar başlarsa ki yani Fenerbahçe taraftarı net bir şekilde son derbiden sonra gördük. Artık tamamen umutlar tükenmiş, sabırlar taşmış durumda şu anda. O yüzden de Kayseri maçı o anlamda zor geçebilir. Yoksa Fenerbahçe saha içinde zaten bu sezon Kayseri Spor'u iki maçta da çok zorlanmadan yendi. Deplasmandaki maç belki biraz sonları sıkıntılı geçti ama Fenerbahçe'nin iki maçı da rahat kazandığını, ilk maçı özellikle Kadıköy'de çok rahat kazandı yani farklı kazandı ligde. O anlamda Fenerbahçe tabii ki çok ağır favori ama dediğim gibi tribündeki atmosfer direkt takımı ve sahayı, oyunu etkileyebilir. Oradaki taraftarların bence
kupanın çok ciddi ve önemli bir hedef olduğunun bilinciyle maça gitmesi gerekiyor. Evet, ligde bir sorun var ama Fenerbahçe'nin artık kupa kazanması da gerekiyor. Çok 9 yıl oldu bildiğim kadarıyla kupasızlık süreci. Ki bir büyük takımın böylesine uzun bir serisi bence olmamıştı. Yani Galatasaray evet 14 yıl şampiyon olmama arada serisi vardı ama arada kupa kazanıyordu Galatasaray. Beşiktaş da aynı şekilde. 9 yıl bir büyük takımın kupa kazanamama serisi ilk kez oluyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin mutlaka kupayı kazanması gerekiyor. Ama taraftarın da bu bilinçle hareket etmesi lazım kesinlikle. Peki, Fenerbahçe'nin büyük maç sonuçları ile ilgili bir haberimiz var. Onu da ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta rakiplerini mağlup edemedi. Evet, Fenerbahçe'nin büyük maçlardaki performansı ortada ve önünde tabii 2 büyük maç daha var. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray'la karşı karşıya gelecekler. Bu derbinin 4-2'lik mağlubiyetin etkisi sence ilerleyen karşılaşmaları nasıl olur Onur? Yani şu tablo çok net şunu özetliyor. Biz geçen yıl derbiden sonra da konuştuk. Az önce Mehmet de söyledi. Siz iyi bir oyunla, iyi futbol takımıyla, iyi kadroyla maçlara kazanabilirsiniz ama siz derbi kazanmak istiyorsanız, kupalar kazanmak istiyorsanız mutlaka kaliteye ihtiyaç duyarsınız. Yani derbi maçları her zaman kaliteli ayaklar alır. Bu çok net. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu sezon işler kötü gittiğinde işte tek başına maçı çevirebilecek oyuncu sayısının çok az olması. Bu sezon bunu Ener Valencia yaptı. Bazen Batu Şua'yı bunu yaptı. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin kadro içinde kalite eksikliği çok net bir şekilde göze batıyor. Bu derbilerde alınan kötü sonuçları da ben direkt kalite eksikliğine bağlıyorum biraz. Ama tabii ki Fenerbahçe diğer maçlarda zaten diğer takımlara karşı kadrosu her zaman ağır basar. Biraz da için içine tempo kattığınız zaman fark yaratıyorsunuz ligimizde. Atlet takım Fenerbahçe. Aynen atlet takım kesinlikle. Onun avantajını yaşıyor zaten Anadolu takımlarına karşı. Yani sezonu mesela ilk yarısında o ön alan presiyle tüm rakipleri boğdu Fenerbahçe Kadıköy'de. Anadolu takımlarına karşı. Ama işte derbilerde bunu yapmanız mümkün değil. Derbilerde kalite de katmanız gerekiyor işin içine. Evet. O yüzden de bu tablo ortaya çıkıyor. Ben ona bağlıyorum biraz da bu tabloyu. Sen büyük maçlardaki bu başarısızlık serisi oldu artık Fenerbahçe için. Büyük maçlar bir kere sosyal medyası taraftarı çok yazıp çizdiği için bir baskı oluyor ve oradaki her teknik adamın ana planı kaybetmemek üzerine kuruyor. Kaybetmemek üzerine iki teknik adam stratejisini sahaya koyduğu zaman orta sahaya kilitlenen daha dar alanda oynanan bir oyun. Ve doğal olarak sizin temponuz atletizminden ziyade orada usta ayaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama işin diğer boyutunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Dinamo Kiev'le çok erken eleme maçı oynadı. Yani sezonu erken açtı. Erken hazırlandığı için de fiziksel yüklemesi diğer takımlar. Bunu Tudorlu Galatasaray ve Valerian İsmail de Tudor profili bir teknik adam olup idmana çok önem verdiği için sezon başı Beşiktaş'ın ilk 5-6 maçı çok baskındı rakiplerine. Birinci detay bu. Kadro planlaması, kadro mühendisi diyebiliriz. İkinci detay da hani A sınıf kalite bir oyuncu hedef göstermesi değil. Bize kaleci forvet üzerinden işte Altay'ın performansı. Ama örnek veriyorum mesela Ara, ben kendi adıma söyleyeyim. Bütün şampiyonları düşünüyorum. Galatasaray'ın son şampiyonu ön liberosu Fernando'ydu. Beşiktaş'ın Josef de Souza'ydı. Dön geçen seneki Trabzonspor'a Hamşik. Bu seneki Galatasaray'ı bana sorsam ben Taylan Berkan yerine Torreira Oliveira ile oynarsan şampiyon oynarsın diyorum. Türkiye'de ortalan çok önemli. Ben Arao'nun çok fark yaratan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bir de siz üçlü savunma oynayıp Arao yaparsanız etti size 4 savunmacı golü kim atacak diyorum bir anlamda. Kadro planlamasını izliyorum aslında bunu. Bile bile lades oldu. Peki Fenerbahçe'yi de noktalayıp Beşiktaş'la devam edelim isterseniz.